Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda da yine birlikteyiz. Bugün yine e, borsa ile ilgili önümüzdeki hafta beklentilerle onlarla konuşacağız. E, geçtiğimiz hafta e, yine çok e, hareketli bir hafta oldu. E, en düşük e, geçtiğimiz hafta 6538 gördük. E, en yüksekte e, 7096 görüp 7067 seviyesine kapattık, rekor kapanışı e, yaptık, rekor e, seviyeleri gördük. Ve gerçekten özellikle Cuma günü çok sert bir hareketli hareket oldu ve kapanışta ciddi şekilde yukarılardan oldu. Şimdi geçtiğimiz hafta nasıl olduk? Pazartesi-Salı, Pazartesi yukarı bir yönlü bir açılışın arkasından bir satıcılı bir gün oldu. Yine Salı günü de aynı şekilde ama Çarşamba günü tam tersi. Özellikle dip seviyeye yenilenmediği için yukarı doğru hareket hızlandı. Ve arka arkaya 3 günde 6500'lerden 7100'lere kadar hızlı bir hareket oldu. Şimdi teknik olarak baktığımız seviyeler vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Öncelikle 5 ve 10 günlük ortalamaları bir atalım. Onların üzerinden bir bakalım. Burada gördüğümüz gibi 5 ve 10 günlük ortalama salı günü satışla birlikte 10 günlük ortalamaya geldik ve oradan tepki aldı ve altına gelmedi hareket devam etti. Bu 5 günlük ve 10 günlük ortalamalar ne kadar önemli olduğunu zaten görüyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki düzeltme de aynı şekildeydi. Buradaki de aynı şekilde oldu ve, ve buralar kırılmadan da piyasanın döndüğü diyemeyeceğiz açıkçası piyasaya. Şimdi teknik anlamda da ee, bizim baktığımız seviyeler vardı arkadaşlar. Bist 100'de, BİST 30'da. Şimdi e, özellikle e, grafikler çok farklı çalışıyor. Bunlarla ilgili tweetler de attım. Gördüğünüz gibi BİST 100 tarafında e, kritik bölgelerdeyiz yine. Yani, yani açıkçası şuradan gelen yükseliş trendini e, şu şekilde bir e, grafik daha vardı açıkçası. E, bakın şöyle bir tane daha vardı. E, bunu biraz daha saatlik olarak bakacak olursak da bakın. Şöyle yapalım. Daha net olsun. Bakın şöyle baktığımız bir grafik vardı. Ee, bir de yine aynı şekilde buradan başlayıp şuradaki e, tepelerden giden e, bir grafiğimiz daha vardı. Yani şu, şunu mavi yapalım. Açıkçası e, buradaki e, Mavi çizgi Cuma günü itibariyle kırıldı. Ama dediğim gibi dipten gelen ve tepelerin birleştiği noktadaki yerde de oraya da bir kafa attık arkadaşlar Cuma günü ve 7.100 seviyesinden bir ufak bir satış geldi, kapanışa doğru ve oralarda kaldık. Şimdi şunları silelim. Ayrıca en son baktığımız şu şekilde de bir grafiğimiz vardı hatırlarsanız. Bunu biz de 30'da daha net görüyorduk, oradan daha net bakıyorduk açıkçası ama yüzde e, biraz daha farklı gördüğünüz gibi buradaki e, kanal içinde bir hareket ediyor arkadaşlar bu kanalda e, üst bandına e, daha önceki e, cuma günü değmiş durumda Şuradaki ikili Tepe olarak da bakabiliriz buna ama ne olursa olsun endeks tarafında özellikle e, şöyle şunları silelim şöyle silelim özellikle e, döviz sepeti bazındaki kapanış çok güzel oldu arkadaşlar. E, çok e, zorlandığımız bir bölge vardı şurası. E, burayı tekrar iki günde Perşembe Cuma günü geçtik. Hatta e, en son 5 Haziran'daki zirveyin de üzerine geçtik açıkçası. E, yavaş yavaş da şurada bir düşen trend var arkadaşlar. Buraya geldik. E, bu trendi de yani. 250 bölgesini 249'a geldik. 250 de kırdığımız noktada artık en kısa zamanda 300'lere doğru gidecektir. 300 nedir arkadaşlar? <laughs> 29 işte 30 desek 9 binlere kadar da gitme potansiyeli var. Zaten biraz sonra endeks bazındaki e, durumlara bakacağız. E, oradaki grafiklere biraz daha detaylı bakacağız. Orada da çok ciddi kırılımlar var. Hisse bazlı biraz daha farklı hareketler olmaya başladı. Hisseler biraz daha çok e, değişik durumlardalar şu anda. Onlarla ilgili grafiklerim de var. Şimdi e, dediğim gibi e, BIST 100'deki durum bundan ibaret. BIST 30 tarafında da e, çok farklı değil açıkçası arkadaşlar. Bist 30'da da e, burada dipten gelen yük çizgi biraz daha yukarıda kalıyor arkadaşlar. Bakın şöyle şöyle yapalım bir saniye. Buradaki yani BIST yüzdeki şu üç noktayı birleştirdiğimiz zaman dirence gelmiş durumdaydık ama BIST 30'da biraz daha bakın bu yukarıda kalıyor, 8000 seviyelere geliyor. BIST 30'da da yine aynı şekilde şurada ki çizgimiz çok daha önemli. Burası destek konumundaydı, üçüncü defa da tuttu Salı günü ve burası kırılmadığı için de özellikle şuradaki düşen trend, bakın şuradaki düşen trend kırıldıktan sonra da. Zaten hatırlarsanız böyle de tweet atmıştım 6.950'lere doğru bir hareketin BIST -100 için e, olası olduğunu e, söylemiştim oralara kadar da hatta daha fazlasına geldik. Şimdi burada e, şöyle bir grafiğimiz var arkadaşlar. Bakın yine aynı şekilde. Şuradaki tepeleri birleştirdiğimiz noktada da yine direnç noktasına geldik gözüküyoruz. Yani burada e, direnç noktası diyoruz ama dediğim gibi e, aslında biz burada hani e, mal satma gibi bir durumumuz yok ya da işte maldan e, çıkma gibi bir durumumuz da yok. Hisse değişimleri yapılabilir. Hisse bazlı. Endeks tarafı için söylemiyorum. Endeks çok farklı bir şekilde hareket ettiriyorlar çünkü. Burada bizim için önemli olan destektir arkadaşlar. Çünkü e, ana senaryomuz neydi? E, 5 ve 10 günlük ortalamalar şu anda bütün göstergeler birlikte al konumunda herhangi bir dönüş işareti yok. Dönüş işareti olmadan da e, şu anda e, an en fazla kendinizi hece açlı. şort i̇şte short açabilirsiniz ya da işte e, kısa vadeli trend e, trade edebilirsiniz. Ben de geçen haftalarda short açmıştım. E, burada da şimdi endeks kontratına da gelelim arkadaşlar. Buradan hemen oraya atlayalım. Orada da bir iki e, söyleyeceğim şeyler var. Şöyle yapalım pardon. Burada da e, takip ettiğimiz şöyle bir grafiğimiz vardı arkadaşlar. Bakın şöyle de bir grafiğimiz vardı burada. Burada e, şu bölgelerde ben hep şort açmıştım arkadaşlar ve buralardan şu bölgelerden açıkçası şortları açmıştım. Buralardan ikinci kademeyi de açtı, buraya giderken açmıştım. Pardon buraya giderken açmıştım. Burada ikinci kademe, üçüncü kademeleri açtım. Şurada kademenin birini kapattım. Yine aynı şekilde tekrar açtım, tekrar kapattım derken en son maliyetim 7500'ün üzerinde bir maliyet var. 7500-7600 arasında bir maliyetim vardı. Ee, ta ki Cuma gününe kadar. Cuma günü özellikle burası kırıldıktan sonra e, o tek kademe şortla kaldık. Tabi bu arada işte geçen hafta yine paylaştım şişe camı almıştım. Şişe camla bir e, hareket yapmıştım. E, bunu da orada da öyle güzel bir e, fırsat olmuştu gün içi. Çok kısa vadede bir anda hareket gelişmişti. E, burada da dediğim gibi e, halen duruyor bu arada short pozisyon ama dediğim gibi ya ikinci kademeyi açmayı düşünüyorum ya kapatacağım. Burada tabii stop olup kapatacağım. Burada farklı senaryolar var. Onlarla ilgili şimdi durumları paylaşacağım. Şimdi burada hemen şöyle bir paralel çizecek olursak burada endeks kontratının 8214'e kadar gitme potansiyeli var arkadaşlar. 8214'e kadar gitme potansiyeli var. Burada da BIST 30 tarafı içinde e, baktığımız özellikle şuradaki e, şöyle yapalım saatlik grafiğe tekrar dönelim. Burada baktığımız iki tane grafik vardı biliyorsunuz. Bir şu büyük bu olasılıkla da 8.230'lara 8.220'lere gide 8.230'lara gidecekse bu da buraya gidecek arkadaşlar. 7.923'lere gidecek. Yine aynı şekilde dediğim gibi Şöyle de bir grafiğimiz var biliyorsunuz. Bir de bu vardı. Ee, şöyle yapalım. Bir de bu vardı. Burası e, kırılırsa, e, burası kırılırsa, şu 7.923, bis30 gelirse buradan bir kademe daha short açmayı düşünüyorum açıkçası. Ve burada dediğim gibi şuranın altına gelmesiyle birlikte de yani 7700 tekrar 7800'ün altına gelmesiyle birlikte de ikinci kademeyi üç, üçüncü kademe olarak da tekrardan aç açabilirim. Böyle bir stratejim var açıkçası. Ama bu şortların para etmesi için arkadaşlar para kazandırması için şuradaki e, hemen şunu maviye döndürelim. Mavinin kırılması gerekiyor arkadaşlar. Mavi kırılmadığı sürece de herhangi bir e, durum olacağını düşünmüyorum. E, sadece e, mavi kırılması birlikte de yani şöyle mavi kırılması birlikte de e, ciddi şekilde e, trend bozulacağı için e, artık hani 3 kademe varsa da elimizde 3 kademenin hepsini bekletebiliriz yani. Ama dediğim gibi strateji bu şekilde short tarafı için. E, maliyetleri bu şekilde kademeli kademeli yukarı çekeceğimi de düşünüyorum. E, neden long yapmıyorsun? Long yapıyorum arkadaşlar. Long yaptığım hisseler de oluyor. Yani alıp sattığım hisselerde de oluyor. E, ama dediğim gibi onları e, farklı bir şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi onlarla ilgili beğendiğim hisselerle ilgili grafikleri paylaşacağım zaten. E, o da diğer e, videonun devamında olacak. Şimdi buradan hemen diğer endekslere geçelim. Sanayi endeksine geçecek olursak, yani en ilginç grafiklerden bir tanesi sanayi endeksi arkadaşlar. Bununla ilgili diğer tarafta tweetler dağıtmıştım biliyorsunuz. Yani bu sanayi endeksindeki şu oluşum açıkçası en hoşuma gitmeyen oluşum buydu. Yani bu oluşum ciddi şekilde sıkıntılı bir oluşumdu arkadaşlar. Burada ee, yükselen bir takoz oluşum var ve cuma günü yine tepesine geldik. Geçtiğimiz haftada yine geldik. Tam net bir yükselen takoz var arkadaşlar buradaki takozunda artık yani bugün yarın artık yukarı doğru mu aşağı doğru mu artık bakın yani çizgiler birleşecek artık yani şuradakiyle şuradaki çizgi birleşme noktasına gelmiş durumda. Yani bugün yarın artık pazartesi salı çarşamba en geç bence artık buranın kırılma ihtimali yukarı aşağı e, muhtemel gözüküyor. Yukarı doğru kırılırsa bence bankacılıkta da şimdi onunla ilgili konuşacağız. Bankacılıktaki o kırılımın ardından ve sanayi de bu şekilde kırılım yaparsa Artık bizi 8 binlere kadar hızlı bir şekilde yine gideriz arkadaşlar. Kimse de durduramaz burayı bu piyasayı. Ama aşağı doğru kırılırsa da endeksin görüntüsünü de bozacaktır arkadaşlar. Bu takoz kırılımı sanayi endeksinde. Yani artık hani ee zirvedeyiz. Çok ee ciddi şekilde gaza gelinmiş durumda. Ama hani artık sanayi endeksindeki şu grafik, ee şu grafik bence. Temkinin son noktasında olmamızı gerektiriyor diye düşünüyorum. Yani şuraya kadar para kazanıldıysa buradan sonra para kaybetmemek adına e, artık temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ha diyeceksiniz ki iki haftadan beri temkinli diyorsunuz, e, temkinliyiz diyoruz. E, hani arkadaşlar burası borsa. Yani buradaki düşüşlerde e, işte şuraya kadar geldi, buraya kadar. Yani şurada 44 şey e, endeks tarafında 4400'den buralara kadar gelmişti. E, sanayi endeksinde de bakın buradan 7000'lerden işte 9000'lere kadar geldi. Sonra düzeltmede 8000'lere kadar geldik. Yani düzeltmeler sert oluyor, can yakıyor. E, hisse taraflarında da çok ciddi şekilde. Yani endeks %10 düşüyorsa hisse taraflarında %20'lik düşüşler oluyor. Bazı hisselerle tutuyorlar. E o hisselerinizde de yoksa da çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. O yüzden yani e, ha ben alırım beklerim hiç arkama bakmam diyorsanız da o ayrı mesele. Yani 3 yıldan beri şu 3 yıldan beri oluşan şuradan itibaren oluşan borsa her zaman olan bir borsa değil arkadaşlar. Bunun uzun vadeli şöyle bakacak olursak da bakın buradaki kadar dik yükseliş çok daha ara dönemlerde olmuştur. Zaten borsanın hani şeyi şuydu bakın şöyle bir kanal içinde hareket ediyordu. Bu kanal neydi? 2006'dan işte ne zamana kadar? 2020'ye kadar, 14 yıldan beri çok daha yatay bir yükseliş kanalı içindeydi. Hemen şunu da şöyle bakın. Ee, şöyle yapalım. Bakın şöyle bir daha e, yatay bir e, yükseliş kanalı içindeydi. Burada da 2009 krizinde, 2008-2009 krizinde burayı kırmıştı. Burada da 2014 yılından beri, 2006 yılından beri, hatta bu kanalın dibi 2004'tür. 2010 e, 20'ye kadar tamamen e, çok daha böyle sakin, e, sessiz, sedasız giden tabi doların e, düşük olmasıyla da birlikte daha sakin, daha yatay bakın, daha yatay bir kanal içinde hareket eden bir borsa vardı. Ta ki pandemiye kadar. Pandemiyle birlikte şu dönemde borsaya girenler şu bölgelerde yani 2020 yılında 2021 yılında borsaya girenler çok farklı bir dünya içinde ve yani borsada düşüş görmedi arkadaşlar. Yani şuradaki düşüşler falan hiçbir şey bakın. Şuradaki düşüşler falan. Hatta şuradaki düşüşte baya baya bir hatırlarsınız 21 Aralık olayı işte 17 Aralık olayı pardon. Burada çok ciddi şekilde de sıkıntılı olmuşlardı. Çok kişi de batmıştı. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Yani bakın görüyorsunuz kanal bu bu kanal içinde hareket ediyor. Bunun hemen e, şuradan üst kanalında çizecek olursak da bunun düzeltmelerle birlikte gideceği noktayı görüyoruz işte. 12.800'ler. Eğer bu şekilde e, devam edecek olursak da buralara kadar da gitme ihtimali var arkadaşlar. Ama tabii daha sakin, daha düzeltme bir düzeltme daha yapabilir bu haftalık grafik. E, düzeltmelerle birlikte buralara kadar da gide gitme potansiyeli var. Yani tamamen şöyle bir kanal yapısı içinde olduğunu düşünürsek. Zaten şuradaki e, alt bant kırılmadığı sürece de çok fazla bir şey beklemek gerekiyor. Yani güzel bir e, şurada yükseliş trendi yükseliş kanalı var. Ama tabii buradaki düşüşler de az değil arkadaşlar. Bakın burada şurada e, yaklaşık olarak %17'lik e, bir düşüş olmuş bakın şunları silelim hemen buradan daha net görürüz. Ee, bu da yaklaşık olarak işte 2000 ne zaman? 2015 Mart 2021'den işte 20 Eylül 6 aylık hemen hemen bir düzeltme olmuş. Burası bitmiş. Arkasından ne olmuş hemen bakın. Şurada çok ciddi bir biliyorsunuz düzeltme olmuştu. %30'luk otuzluk bir düzeltme oldu ve bu %30'luğu ne kadar zamanda geri aldık tekrar? Ee, bu da hemen hemen e, yaklaşık olarak e, 6 ay mı sürdü? Aralıktan tekrardan eski seviyesine gelmesi 3 ay 4 ay sürdü arkadaşlar. Daha sonra yine aynı şekilde bakın burada hemen hemen 6, 6 aylık yine bir işte 6 haftalık bir düzeltme var. Şuradaki dönem 6 bulan bakın Ocak ayında Aralık ayındaki zirveden şuradaki e, yere kadar hemen hemen 5-5,5 aylık bir dönemde 6 aylık bir dönemde şurada yatay hareket etmişiz. Yani bu e, gördüğümüz kanal içinde bile çok ciddi şekilde düşüşler ve yükselişler oldu arkadaşlar. E, burada o yüzden hani 6 ay yani şurada tepede alırsanız burada buraya kadar 6 ay beklemek ciddi şekilde psikolojinizi bozabilir. Ha ben burada aldım. Ben bekliyorum. Hiç umurunuzda olmaz. Ya da şurada aldım. Burada bekliyorum. Umurunuzda olmaz. Yine aynı şekilde bakın. Burada aldım. Buralara kadar gelmiş bekliyorum Umurunuzda olmaz. O yüzden dediğim gibi aldığınız yer önemli, e, çıkabileceğiniz seviyeler de önemli. Çıkmak da e, dediğim gibi borsada satmak da ayrı bir e, meziyettir arkadaşlar. Sürekli al 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 bu iş olmaz yani. E, o yüzden hani ha bu tarafta da e, çok farklı şeyler de konuşabiliriz. Dolar bazlı nerelere geldik? Hiçbir yere gelmedik. İşte dolar bazlı biliyorsunuz çok bakıyoruz. Bakın. Dolar bazlı grafiğimizde bu. Dolar bazlı aslında neredeyiz? Hala işte 2007 seviyesinin bölgesindeyiz. Sanayi endeksi için bu. Biz düz için çok daha düşük seviyelerdeyiz. Bakın 2500'lerdeymişiz. Tarihi ortalamamız 300 desek şu anda da buralardayız. Yani son dönemde çok fazla dolar bazında bile çok fazla kazandırılamadı arkadaşlar. Neyse. Dediğim gibi endeks tarafındaki görüntü bu. Ee, gelelim bankacılığa çok konuştuk. Kusura bakmayın. Bankacılık, bankacılık evet bankacılıkta çok ciddi bir kırılım oldu arkadaşlar. Uzun zamandan beri takip ettiğimiz şu bölge kırıldı ve bunun e, bunun üzerinde kalı, kalıcı olduğu sürece bir pullback yapacaktır. Ama dediğim gibi bunu pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ne zaman yapar göreceğiz. Bir pullback yapacaktır buraya doğru. Bu pullback'te de burası e, savunulursa, e, dediğim gibi burada bankacılık endeksinde bir dönem daha bir yükseliş trendi daha, kısa bir ralli daha yaşayabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden bankacılık tarafı ile ilgili olumlu olmaya, olumlu olmak gerekiyor. Buradan hemen şöyle bankacılık endeksine, sanayi endeksine bölelim. Arkadaşlar buradaki durmada bakalım. Bakın burada e, yine aynı şekilde bankacılık endeksinin şu bölgeden bir çıkış yapmıştı. Yine buralara kadar geldi, buradan bir türlü çıkış yapamadı arkadaşlar. Yani şurayı çok zorluyor. Bakın burayı çok zorluyor. Buradan çıkış yapamadı. Yani şuradan çıkış yaparsa eğer şu bölgeyi de kıracak olursa bankacılık endeksi sanayi endeksinin rasyosuna göre de diyorum bunu. Buradan ayrı bir halli olabilir. Ama şu anda hala ve hala cuma günkü hatta perşembe cuma günü yükselişe rağmen hala sanayi endeksine göre daha zayıf bir durumda. Şu bölgenin üzerine çıktığı nokta belki şey yapar. Bakın çok daha gerilere baktığımız zaman da bakın ta nerelerdeyiz yani. Banka bölü sanayi hala ve hala çok daha e, düşük noktalara gelmiş bankacılık endeksindeki durum da bundan ibaret. Şimdi bankacılık endeksinin dışında diğer buradaki hisseler var. Onlarla ilgili birkaç grafik paylaşacağım. O da dediğim gibi diğer videoda devamında olacak. Buradan diğer tarafına endeksi de baktık. Sanayi endeksine baktık. Buradan arkadaşlar çok hareketli olan altın altına bakalım. Bununla ilgili paylaşımlarımız da olmuştu. Şunu güncelleyelim. En son durumda çok hareketli bir hafta oldu yine. Perşembe günü çok sert bir düşüş oldu arkadaşlar. 1985 seviyesini çok 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 uzun zamandan beri söylüyoruz ve 1985 seviyesi kırılmadı. 1985 ile ilgili de e, buralara geldiği zaman da bir senaryo çizmiştim hatırlarsanız. Aşağı doğru 1940'lara doğru bir hareket olursa da buradan bir e, tobo formasyonu yapma ihtimalini yüksek olduğunu, yüksek e, ihtimal olduğunu söylemiştim. Ve özellikle perşembe günü çok ciddi bir satış oldu. 1982'lerden 1945'lere kadar bir düşüş oldu. Kapanışımız da cuma günü ama toparladı. E, cuma günü toparlamasıyla birlikte de 1959 seviyesinden kapattık. Şimdi burada TOBO e, tarafına ne demiştik? Şu bölge. 1940 demiştik. 1940 hatta ve hatta şöyle söyleyeyim ben size. Bunu biraz daha aşağıda çekebiliriz. 1935'lere kadar da gelebilir arkadaşlar. Hala da gelebilir. 1935 kırılmadığı sürece de ben buradaki TOBO formasyonunun ihtimalinin e, yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama 1985 bizim için olmazsa olmaz arkadaşlar. Yani bunu çok defa uzun zamandan beri söylüyorum. Hatta şu bölgelerde söylemiştim. Buralara geldik tekrar 1985'leri zorluyoruz ama geçemiyoruz. 1985 kırıldığı noktada ben beklediğim seviyeler artık 2100'ler, 2000 şey 2200'lere kadar bir hareket bekliyorum arkadaşlar. O yüzden yani orada da şöyle bir şöyle bir durum paylaşmıştım hatırlarsanız. Bakın şöyle bir grafik paylaşmıştık. Şunu biraz daha daraltalım. Şöyle yapalım. Bakın şöyle bir grafiğimiz olacaktır diye düşünmüştüm üst bandını tekrar. Bunun hemen şöyle zaten bakın. Şöyle bir kanal içinde hareket edecek olursa da şöyle bir kanal yapısı içinde hareket ediyor diyebiliriz yani açıkçası. Buradan çıkış noktasıyla birlikte 2200'lere kadar hareket olabilir. 2.200 2200'lerle birlikte dolar dolar tarafında da yükseliş devam edecek olursa da hatta hiç yükseliş olmadan gram altın hesaplayalım. 2200 çarpı 27 bölü 31.1 dediğimiz zamanda gram altında 1900'lü seviyelere doğru bir hareketin olma ihtimali yüksek. Onsla birlikte 1985'in kırılmasıyla birlikte. Tabi burada şöyle de bakabiliriz. 2200'ü eğer 27'lerden 29'lara doğru bir hareket olursa dolar tarafı için söylüyorum. Çarpı 29 bölü 31.1 dediğimiz zamanda bir sefer 2050 seviyesi karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 2050 seviyesine kadar da gram altına bir hareketin olma ihtimali bana göre daha yüksek gözüküyor. Yani nereden bakarsanız bakın 1900 2050 arası hatta 2100 arası diyelim bir bölgeye hareketin gram altın hareketinin olma ihtimalini ben yüksek görüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar endeks ve gram altındaki ya da işte endeks tarafındaki, doğunuz tarafındaki düşüncelerim bundan ibaret. Önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.